Sergen İpek Kuruyemiş'in sunduğu Meltem'le Zirvedekiler Amasya Özel başlıyor. Amasya'nın güzel coğrafyasında yaşandığı söylenen buruk bir efsane olan Ferhat ile Şirin'in dünyaya nam saldığı şehirdir Amasya. Elması ünlü, tarihi konakları, yeşil ırmağın eşsiz manzarasıyla bir başka diyardır Amasya. Amasya özel gezisiyle zirvede bir programla bu hafta sizlere sevgi ve selamlarını sunarak programına başlayan Meltem Dikici, ilk olarak haftanın zirve konukları Amasya AK Parti Bölge Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez'i konuk ederek Türkiye yüzyılında Amasya'daki gelişmeleri sizler için öğrendi. Ferhat'la Şirin'in buluştuğu özel kent Elma Diyarı çok özel bir kent. Neredeyiz? Amasya'dan merhaba diyoruz sizlere. Evet, Amasya'nın tabii ki milletvekillerimiz bu hafta benim zirve konuğum Sayın Haluk İpek ve Sayın Hasan Çilez haftanın zirve konuğu olarak bizleri de ağırladılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Burada harika bir yeşil ırmak görüntüsüyle sizlerle bu hafta buluşalım istedik ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Evet, siz de hoş geldiniz Amasya'mıza. Amasya'mız 7000 yılı aşkın tarihi olan Orta Karadeniz'in çok önemli bir yönetim merkezi. 1000 yıldır Türklere yurtluk yapmıştır. Hem Selçuklu'da hem Danışmentler'de. Ve daha sonra Yıldırım Beyazıt ilk defa Osmanlı'da Ankara'dan sonra Amasya'yı alıyor ve daha sonra Osmanlı topraklarına geliyor. Şehzadeler burada yetişiyor. Burası Fatih'in yetiştiği bir yerdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yetiştiği yerdir. Hocası Akşemseddin Amasyalı'dır. Burası bir ilim merkeziyken burada Fatih yetiştirilmiş. Hocalarıyla birlikte buradan Manisa'ya, yine hocalarıyla birlikte oradan İstanbul'a tahta geçmiştir. Yavuz Sultan Selim Han'ın doğduğu yerdir. Yani tarihin akışını değiştiren yöneticilerin olduğu, Osmanlı'nın ikinci kez Çelebi Mehmet tarafından kurulduğu yerdir. Dolayısıyla Amasya'mız tarihin yazıldığı bir yerdir. İşte Anadolu'nun geçirdiği bütün medeniyetleri tek bakışta ve çıplak gözle görebileceğiniz tek yer Amasya'dır. Tabii ki geçen dönemden bu tarafa da emeği geçmiş olan Sayın Vekilim de buradalar. Hasan Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Biraz da sizin gözlemlerinizle öğrenelim. Amasya denince aklımıza neler gelir? Öncelikle Amasya'mıza hoş geldiniz. Sizleri tekrar burada ağırlıyoruz. Amasya'mız gayet emin adımlarla ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah idrak edeceğiz bir gün sonra. Yine Cumhuriyet'in dediği gibi, Sayın Vekilimizin söylediği gibi Osmanlı'yı ikinci kuran, Cumhuriyet'in kuruluşuna en büyük dayanak olmuş, Amasya Tamimini yayınlamış, millet iradesini öne çıkarmış bir şehir Amasya'mız. Amasya'mızı önümüzdeki yüzyıla iyi bir şekilde hayırlandırmanın gayret içerisindeyiz. İnşallah bu önümüzdeki süreçte, seçimlerde yeni oldu. Önümüzde uzunca bir 5 yıllık süre var inşallah. Amasya'mızı daha iyi günlere hazırlamak için gayret ediyoruz. Nasıl bir değişim oluyor? Turizmde neredeyiz? Turizmle ilgili il müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın çalışmalarıyla Amasya bir mercek altına alındı. Ve hem konaklama hem onların gerekli bir şekilde ağırlanmasıyla ilgili yatırımlarımızın da olması gerekiyor. Biraz bu konuda yapmamız gereken çok daha fazla iş olduğunu düşünüyoruz. Tabii sanayi, tarım da var bu kentte. Biraz onlardan da bahsedeceğiz ama
tarım mı önde sanayi mi desek? Vekilim ne çıkar ortaya? Şöyle biz at başı gidiyor diyebiliriz. Sanayide Amasya'mız çok iyi noktaya doğru gidiyor, emin adımlarla gidiyor. Hükümetimizin teşvikleri, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırım, üretim temelli ekonomik modelimiz Amasya'da çok yankı buldu. Son 20 yılda organize sanayi bölgelerimiz çok büyüdü. Hem doldular hem de büyüdüler. Bu bağlamda Amasya Merkez Organize Sanayimiz dolu vaziyette. Şimdi orayı büyütmenin arefesindeyiz. Tarıma gelince, tarım da Amasya zaten bir tarım şehri kendisi. Hayvancılık şehri. Sayın Vekilimizin ilçesi Sulova, Türkiye hayvancılığında çok önemli. Türkiye'nin en kaliteli etlerinin aslında üretildiği bölgelerden birisi. Nitelikli hayvancılık yapılan bir yer. Biz 5 yıldır özel idare bütçesinden tarımsal sulamaya Amasya'da bütçesine göre en çok yatırım yapan il Amasya olduğunu biz düşünüyoruz. Amasya'mızda tarımsal sulama yatırımlarını bitirmek için son gayretle çalışıyoruz. Hedefimiz şu, benim bir sözümde. Bir karış toprağı bir damla suyla buluşturana kadar, kapalı modern sistem sulamayla buluşturana kadar mücadelemiz devam edecek. Biz tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu Amasya'yı nasıl bir temsilen orada yer alacaksınız? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bu dönem neler yapmak istiyorsunuz? Biraz şöyle kısaca başlıklardan bahsedelim. Yatırımlar neler olacak buraya? Yani birçok yatırımımız var. Başta sulama projeleri olmak üzere. Yine hayvancılıkla ilgili projelerimiz var. Eksik kalan, şu an devam eden projeler var. Kültürle ilgili, turizmle ilgili projelerimiz var. Özellikle bu ırmağın kenarındaki Kültür Turizm Bakanlığımızın oralarla ilgili iyileştirmeleri var. Yine OSB'lerle ilgili şu anda biraz önce Hasan Bey de söyledi. Taşova'da OSB'lerimiz şu anda bitmek üzere, yani yatırıma başlamak üzere diyeyim. Onun haricinde organize besilerimiz var. Nüfusumuza göre çok üreten bir toplumumuz var. Üreten ve para kazanmayı bilen bir toplum var Amasya'da. Bunlarla ilgili devam eden yatırımlarımız var. Onları takip edeceğiz. Sayın Vekilim, aynı zamanda eğitim kenti değil mi burası? Biraz üniversitemizi de anlatalım. Neler karşımıza çıkıyor burada? Neden burayı tercih ediyor öğrencilerimiz? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Amasya'da eğitimde üniversite, her şehre üniversite kurulurken Amasya Üniversitemizde özellikle eğitim fakültesiydi. 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlıydı ve eğitim fakültesi çok öne çıkmış bir fakülteydi. O alanda bayağı iyiydi. Üniversitemizi de kurunca tekrar Amasya'mız bir üniversiteye kavuştu ve bu üniversitenin bugün 17 binin üzerinde evladımızın gelip eğitim gördüğü bir yapıya kavuşturduk. Eğitim altyapımız bu noktada çok iyi. Yurt kapasitelerimizi geliştirdik bu süreç içerisinde. Gelen öğrencilerimizden açıkta yurt kalan hiçbir gencimiz yok. Amasya Üniversitesi'ni tercih ettiği zaman böyle butik bir şehirde, kendi halinde mütevazidir, nüfusu falan belki çok büyük değildir ama geldiği zaman bir ömür boyu çok güzel bir şehirde okudum, çok güzel yerlerde bulundum deyince, ama altyapı olarak da yurt vesaire sosyal imkanlar olarak hiçbir eksiğinde bırakmamak üzere çalışıyor. Spor tesislerini bir yandan yapıyoruz. Gençlerimizin, öğrencilerimizin gidip geleceği alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar buraya geldiğinde hem eğitimlerini alsınlar hem gençliklerini doya doya böyle güzel bir şehirde yaşasınlar istiyoruz. Amasya bu açıdan çok iyidir. Gençlerimize de tavsiye edeceğimiz bir şey. Ankara'da bölgelerini temsil eden milletvekillerini makamlarında çalışırken bulduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden herkese selam söyleyen milletvekillerinin son olarak mesajları da şöyleydi. Hem Amasya'da program yaptık, çekimlerimizi yaptık. Amasya'yı genel olarak iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık. Siz de buna vesile oldunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz milletvekilleri Hasan Çiles kardeşimizle beraber bu dönemde hem bütçe imkanlarının Amasya'da daha fazla bütçe imkanlarından yararlanması için, burada daha fazla kaynak ayrılması için mücadele veriyoruz. Yine bir kısım yatırımların
genişlemesi, büyümesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadelemizi veriyoruz. Bununla ilgili yeniden organize sanayilerle ilgili başta Taşova olmak üzere hiç organize sanayi olmayan yerlerimiz var. Onların kurulum aşamasındayız. Dolayısıyla hükümetimizin ki özellikle Tarım Bakanlığımızın Amasya ile ilgili çok önemli projeleri var. Tarım Bakanlığımız özellikle aile tipi tarım işletmelerini Türkiye genelinde geliştirmeye çalışıyor. Bu zaten Amasya'mızda var. Bilinçli tarımın çok iyi yapıldığı, bilinçli meyveciliğin, bilinçli hayvancılığın çok iyi yapıldığı bir yer. Biz parlamentoda ve bütçe imkanlarıyla hükümetin hazinesinden oraya daha fazla yatırım için neler yapılabilir hep birlikte çalışıyoruz. Amasya siyaset bakımından dinamik bir yerdir. Siyasi bilinç çok yüksek olan bir şehirdir. Demokrasi inancı çok üst seviyededir. Ve gerçekten o siyasetle olan ilgileri sebebiyle şehirlerini daha iyi yapmak için çok bilinçli bir seçmen kitlesi vardır. Şu anda da iktidar Amasya'mıza çok önemli hizmetler yapıyor. İnşallah şu an kişi başına düşen milli gelirimiz çevremizdeki illerin çok üzerinde çok çok daha iyi olacaktır. Ben katkılarınızdan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize, Gazi Meclisimize, Millet İradesi'nin tecelligahına hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettik. Milletimize nice yüzyıllar diliyorum. İnşallah devleti ebed müddet kavramıyla tarih boyunca devletler kuran şanlı milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde de Türkiye Cumhuriyeti'ni bundan 100 yıl önce kurup ilan etti. İnşallah devleti ebed müddet ülkümüz devam edecek. Milletimiz, devletimiz sonsuza kadar var olacaktır. Biz de Gazi Meclisimizde Amasya'mızı, Amasyalımızı vekaleti üzerimizde asil Amasyalı hemşehrilerimizin milletvekilliğini, vekilliğini yapıyoruz. Meclisimizde burada değişik görevlerimiz var. Grup Yönetim Kurulu üyeliği, işte teşkilatımızın verdiği görevler var, koordinatörlük. Bunları yapıyoruz. Yasama faaliyetlerinin içerisinde bizzat bulunuyoruz. Milletimiz için, devletimiz için çalışıyoruz. Tabii bu arada temsil ettiğimiz ilimizle alakalı da Amasya'mızın ihtiyaçlarını görmek için kamu kaynaklarının Amasya'mıza daha etkin, daha verimli aktarılması için, Amasyalı'nın refahının artması için merkezi hükümetimizden sürekli istişarelerde, taleplerde bulunarak Amasya'mıza yatırımları götürmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amasya'nın adını meclisimizde, Ankara'da güçlü bir şekilde temsil etmeye her türlü çalışıyoruz. Amasya'nın biliyorsunuz tarihi, engin geçmişi çok güçlü. Bu gücü yeni nesillere ve sahaya sürekli yansıtmak için mücadele ediyoruz. Bu hususta da hemşehrilerimizin de takdirini alıyoruz. Amasya'nın özellikle hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu bir ilçesi Suluova'ya gidiyor, bölge yatırımları ve ilçenin marka değerlerini Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan öğreniyoruz. Ben bir eğitimci belediye başkanıyım. Burada da uzun süre okul müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü yaptım. Bu şehrin yerlisiyim, yani bu şehrin çocuğuyum. Askerlik ve kısa bir memuriyet hayatının dışında ömrümün çok önemli bir kısmı bu şehirde geçti. Bu nedenle de şehirle hemhal olduk. Şehrimizin ihtiyaçlarını daha belediye başkanı olmadan biliyorduk. İlk yaptığımız şey şuydu, tespitimiz. Bu şehirde bir nüfus göçünü durdurmamız gerekiyordu. Yani insanların bu şehirde yaşamaktan keyif aldığı, mutlu olduğu, kendisinin
sosyal alanlar bulabildiği bir şehre dönüştürmemiz gerekiyordu. Bunu iki ayaklı yürüttük. Bir, sanayileşerek bir istihdam yaratalım. İki, şehrimizi de güzelleştirelim. İlk önce toplu konuttan başladık. Slovamıza bir çırpıda 1000 tane toplu konut yaptık. Ve yaptığımız toplu konut da bir hayli ses getirdi. Özel projeydi. Toplu konut idaresiyle yaptığımız bu proje özel bir proje oldu. Ve insanlarımız kendilerine güzel bir konut kazanmış oldular. Mesela bunlardan biz bir 1 Eylül Parkı yaptık. Bu 1 Eylül Parkı içerisinde sosyal tesisimiz var, yürüyüş yollarımız var, spor sahalarımız var. 7 Kuğular Kuş Cenneti içerisinde Amasya'nın ilk millet bahçesini yaptık. İnsanlarımız hafta sonu gittiler orada piknik yaptılar. Yine şeker fabrikasıyla birlikte yürüttüğümüz bir proje vardı. Şehir merkezinde de ikinci millet bahçemizi yaptık. İçerisine de çok güzel bir kıraathane koyduk. Cumhurbaşkanımızın her defasında önemsediği bir projeydi. Amasya'nın ilk millet kıraathanesinde yine biz slow olarak biz yapmış olduk. Kültür merkezi yaptık gençler için. Yüzme havuzu yaptık. Bu şehrin yüzme havuzu yoktu. Gençlik merkezi yaptık. Amasya'nın en büyük gençlik merkezini yaptık. Bunlar semt sahaları yaptık Spor Toto ile birlikte. Halı saha, basketbol sahası ve mahallelere çok güzel parkların içerisine basketbol sahaları ve futbol sahaları yerleştirdik. Mesela engelli kardeşlerimize yönelik bir park yaptık. Engelsiz Yaşam Parkı diye. Onun içerisinde de onların kullanabilecekleri bir sosyal tesis yaptık. Aynı zamanda onların ulaşımını sağlayan engelli aracı satın aldık. Evinde hiçbir engelli kardeşimiz kalmasın, parkına gelsin, eğlensin, geri götürelim diye. Bulvarımızın birine çok güzel bir 2300 metrekarelik bisiklet yolu yaptık. Gençlerimiz orada bisiklet sürsün diye. Yine bir başka çalışmamız, şehrin trafiğine çözüm üretmek adına 2 tane kapalı otopark yaptık. En önemlisi de organize sanayi bölgelerimiz doldu. Birinci etap organizemiz doldu, ikincisine başladık. Tam 30 bin metrekarelik bir alanda şehir meydanı ve cami yapıyoruz. Bölgenin en büyük camisi, bölgenin sadece Amasya'nın değil, 3500 kişilik Osmanlı mimarisinde çok güzel bir cami yapıyoruz. Caminin önünde de kocaman bir meydan yaptık ve biz bütün programlarımızı, etkinliklerimizi o meydanda gerçekleştiriyoruz. Şimdi bizim kendi dönemimizde bu 10 yıllık süreçte çok güzel şeyler yaptık. Ya 500 kilometre sıcak asfalt yaptık. 150 bin metrekare yeşil alan yaptık. Belediye makine ikmal kampüsü yaptık. Kültür merkezi yaptık. Gençlik merkezi yaptık. Hayvan rehabilitasyon merkezi yaptık. Amasya'nın en büyük ve en güzel rehabilitasyon merkezi. İşte içerisinde bulunduğumuz bu binayı 2018'de yaptık. Buraya gelip de bu binayı beğenmeyen kimse yoktur. Şehir arası otobüs terminali yaptık. Modern hayvan pazarı yaptık. Amasya'nın en büyük hayvan pazarı bizde. Mesela içme suyu arıtma tesisi yaptık. Ve çok büyük bir projemiz var şimdi. Avrupa Birliği'nden hibe aldı. 500 milyon değerinde Slovo'ya tek seferde yapılan en büyük proje. Avrupa Birliği hibesidir bu. 500 milyon değerinde 16 milyon 500 bin euro. Yer teslimini yapıyoruz. Şehirdeki atık suyumuzu arıtıyoruz. Direkt tarımda sulamada kullanacağız. Ve aynı zamanda bu projenin içerisinde yağmur suyu toplama projemiz de var. Bu da benim için çok önemli bir projeydi. Bir diğer sevindirici şey, ben geldiğimde 2014 yılında şehrin %35'inde doğalgaz vardı. Bugün şehrin %100'ünde doğalgaz var. Doğalgazın ulaşmadığı hiçbir yer kalmadı. Bundan dolayı da hakikaten çok mutluyum. Buradan tüm hemşerilerime saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ve özellikle şunu paylaşmak istiyorum. Slovo'ya yatırım yapmak isteyen tüm hemşerilerimizin Slovo'ya güvenmelerini, yaşadıkları şehre sahip çıkmalarını istiyorum. Bize olan güvenleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dualarını her zaman yanımızda hissettiğimiz
tüm hemşerilerime tekraren saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalsınlar. Bölgenin en büyük çiftliği olan Zenun gruba ait Zenet hayvancılık, yörede kapasitesi en yüksek çiftliğini oluşturma özelliği taşıyor. Zenunlar Grup Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Zenun bu hafta zirve konuğumuz olurken firmanın 2023 vizyonunu ve hedeflerini bizlerle paylaşıyor. Firmamız 1958 yılında kuruldu. Rahmetli Sami Zenun dedem olur. Kendisi şirketimizi kurdu. Daha sonra şirketimizi rahmetli babam Adnan Zenun devraldı. Şirketimiz öncelikle toptancılık sektöründe faaliyetlerini gösteriyor. Daha sonra 2006 yılında paketleme tesisi kurduk. Tat gibi şeker bünyesi altında şeker üretim, paketleme, küp şeker tesislerini kurduk. Bunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerine satışlarını yapmaktayız, halen sürdürmekteyiz. 2011 yılında farklı bir sektör, farklı bir arayış içine girmiştik. Hayvancılık sektörünü denemek istedik. 2011 yılında tesisimizi kurmaya başladık. 2011 yılından 2014 yılına kadar 3500 kapasiteyle şirketimiz hayvancılıkta büyümeye devam etti. 2014-2015 sonrasında yaklaşık 20 bin kapasiteye çıktık. Şu anda mevcut kapasitemizin 3'te 1'i gibi doluluk oranımız var. Amasya'da büyük çiftliklerin en büyük çiftliği, bölgenin en büyük çiftliği, öyle söyleyebilirim. Onun haricinde hayvanın kemresinden elektrik üretebileceğimiz bir biyogaz tesisi kurulumu yaptık. Zen Gübre adı altında organ mineral gübre üreteceğimiz bir gübre tesisi yaptık. Bunları ek kolları olarak hayvancılığın, tarımın ek kolları olarak sürdürülebilir bir şekilde şu an aktif olarak devam ettirmekteyiz. Tat Küpü Şeker firmasında yaklaşık olarak aylık 8000 ton şeker paketleme kapasitemiz var. Bunun yaklaşık 1500 tonu küp şeker olup geri kalan 6500 tonu da paket şekerdir. Ülkemizin ulusal marketlerinin hepsine hizmet vermekteyiz. Çeşitli bayilerimiz var ama Türkiye'nin bölge bölge, şehir şehir olacak şekilde bayilerimize de hizmet vermekteyiz. Falemik kafayı sulamaya açtık. Falemik kafayı açmamızdaki sebep öncelikle sosyalleşmek, misafirlerimizi daha iyi ağırlamak. Çünkü hani VIP seviyelerde bir kafe sulamamız da yoktu. Hem misafirlerimi ağırlamak hem de halkımıza daha iyi hizmet vermek adına böyle bir kafe girişimimiz oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Halk da bizi tercih ediyor, geliyor. Teşekkür ediyorum. Ve şimdi de Zenet çiftliğini merak ediyor, buranın faaliyetlerini yerinde inceliyoruz. Neredeyiz efendim? Zenunlar AŞ bünyesi altında Zenet Hayvancılık çiftliğindeyiz şu anda. Evet, bu çiftliğimiz bölgenin de en kapasiteli, büyük çiftliği. En büyük çiftliği bizim çiftliğimiz. Evet. Şu anda Zenet Hayvancılık çiftliğindeyiz. Kapasitemiz 20 bin baş olup şu anda mevcutta 6500 civarında hayvanımız bulunmaktadır. Hı. 8-12 ay arasında periyotlarla besi yapmaktayız. Ülkemize halka en kaliteli eti sunmak için çabamızı gösteriyoruz. Öncelikle 1 yaş altındaki besilik hayvanları işletmemize alıyoruz. Aldıktan sonra hayvanlarımızı 10 ay, 12 ay gibi periyotlarla besi yapıyoruz. Bu besi sonucunda hayvanları karga set olmak üzere kesimini sağlıyoruz. Hayvancılık kapasitesini çeşitli periyotlarla devletimiz açtığı için Avrupa'da dönemsel olarak hayvan ithalatı yapıyoruz. Güney Amerika'da yine dönemsel olarak hayvan ithalatı yapıyoruz. Kendi işletmemiz bünyesinde Letonya'da da bir hayvan çiftliğimiz var. Bu Letonya'daki hayvan çiftliğimizden Avrupa'da ithalat açıldığında çeşitli dönemlerde hayvanlarımızı getiriyoruz ve besliyoruz.
Senet Hayvan Çiftliği olarak isteyen misafirlerimiz de gelebilirler, görebilirler, ağırlayabiliriz. Herhangi bir konu alışverişi, bilgi alışverişi yapabiliriz. Teşekkür ederim. Suluova'dan yol alırken Aytemiz Petrol'de mola veriyoruz. Tesisin temizlik ve intizamı dikkatimizi çekiyor. Tesis içindeki düzen, hayvanlar için özel yapılan barınaklar, yemek yiyebileceğiniz bir mekan, hepsi bir bütün ilgimizi çekiyor. Ve buranın işletme sahiplerini buluyor, tesisi anlatmasını istiyoruz. Nuri ve Saliha Kısa Çifti işletme hakkında bakın neler söyledi. Biz öncelikle tabii Suluova'da yatırım yapmanın biraz cazibesini bahsetmeden önce bir Amasya'yı sizden dinleyelim. Nasıl? Amasya nasıl bir kent genel olarak? Amasya eski İpek Yolu dediğimiz ticari yol üzerinde kurulu bir ilimiz. Kültürel ticaret bakımından oldukça zengin. Şehzadeler şehri olarak da adlandırılır zaten. Çok şirin, sıcak halkı, tarım hayvancılığa dayalı ticareti. Yani güzel bir ilimiz. Nuri Bey, firmanız ne zaman kuruldu? Biraz firmanızdan bahseder misiniz bize? Firmamız burada 22 yıldır faaliyet vermekte. 4 yıldır Aytemiz olarak çalışıyoruz burada. 4 yıldır hizmet vermekteyiz. Biraz müşterimize çok sıcağız biz. Eşimle beraber çalışıyoruz. Mesela farkındaysanız birçok kamelyalar var. İnsanlar geldiklerinde burada dinleniyorlar. Çaylarını içiyorlar. Yani uğrayabilecekleri en güzel nokta haline getirmeye çalıştık. İnsanların uğrayıp aperatif hemen yiyip yola devam edebileceği bir restoranımız var aşağıda. Benzinliğin dışında hani daha sıcak bir atmosfer yaratmaya çalıştık biz. Gelince çok teşekkür ediyorlar. Hani beklemedikleri bir ortamla, atmosferle karşılaşınca. Yemek de yiyorlar. Çay, kahve. Zaten çaylarımız ikramdır müşterilerimize. Müşteri misafir gözüyle bakıyoruz biz hani kültürümüzden, geleneğimizden dayanaraktan. Yani memnun olarak ayrılıyorlar. Teşekkür ederim. Burada kümes gördüm. Yumurtalarda taze organik. Taze organik lokantada kahvaltı servisimiz de var. Öyle. Yerinizi tam olarak nasıl tarif edelim? Suluova çıkışı, Amasya girişi. O şekilde sağda zaten hemen Amasya'nın girişinde. Geldiklerinde, müşterilerimiz uğradıklarında zaten personelimiz de çok sıcaktır. Çayımız, kahvemiz ikramdır. Harika. Tuvaletlerimiz çok aşırı temizdir. Ona çok önem veriyoruz. Marketimiz çok güzeldir. Alışveriş yapabilecekleri. Amasya'da yatırım yapmak iyi mi? Biraz yatırım çağrısı yapalım. Tabii Amasya'nın insanı çok sıcaktır, dürüsttür. Nasıl anlatayım? İnsanlar birbirine yardımcı olmayı çok severler. Daha sonra tarım toprağı çok bereketlidir. Hayvancılık çok güzel burada. İleri bir şekilde zaten arkamızda burada çok büyük bir besi organize tesisi var. Karşımızda Kozlu var. Amasya güzeldir. Herkese tavsiye ederiz. Yolunuz açık olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sizleri de bu hafta sevgili izleyenlerime tanıştırmış oldum. Bu güler yüzlü güzel insanları mutlaka ziyaret edin sevgili izleyenler. Mazotunuzu falan da buradan alın artık. O kadar da olsun yani, değil mi? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Amasya merkeze geliyoruz. Yeşilırmak manzarasında kuru yemiş yemek iyi olur deyip
yörenin taze, kaliteli kuru yemişçisini buluyoruz. Sergen İpek Kuru Yemiş'in showroom'una gidiyoruz. Birbirinden lezzetli çerezlerden hem yiyor hem de firmayı sizler için tanıyalım istiyoruz. İşletme Müdürü Mustafa Eser bizleri ağırlıyor. Kendimizi şöyle Amasya sokaklarına attık. Yolda tabii yürürken burada böyle bir canımız kuru yemiş çekti. Nereye geldik? Amasya İpek Kuru Yemiş. Evet, İpek Kuru Yemiş'teyiz. Ne zaman kuruldu burası? Yani Sergen İpek Kuru Yemiş 2020 yılında kuruldu. Üç tane Amasya merkezde, bir tane de Havza'da olmak üzere dört tane mağazamızda halkımıza hizmet ediyoruz. Ben özellikle taze bir kuru yemişi nasıl anlayacağız? Sevgili izleyenlerimize bu hafta onu anlatmak istiyorum. Yani taze kuru yemiş, kuru yemişin en büyük düşmanı nemdir. Yani nemli ortamlardan korumak gerekiyor kuru yemişlerimizi. Nemli ortamdan korumak için de devamlı klimalarımız, hava perdelerimiz çalışıyor. Yeni gelen ürünlerimizi alt üst yaparak hani önce gelen ürünü önce satmak şartıyla. Bir de yani mağazamızda sirkülasyon çok olduğu için yani bayatlama şansı yok bizde. Şimdi ürün çeşitlerine baktığım zaman o kadar güzel çeşitler var ki burada evet. Kuru yemiş olarak. Neler var sizin ürün gamlarınızda? Yani ürünlerde leblebi ve leblebi çeşitleri. Kuru yemiş dediğimiz fındıktır, badem, antep, antep fıstığı, üzüm ve şıralı gruplarımız, hurma, incir, lokum çeşitlerimiz, pestil, köme çeşitlerimiz, baharat, bakliyatla. Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda zincirleri de var sevgili izleyenler. Burada Sergen İpek Amasya'nın gerçekten güzel bir markası ve zincirlerini de zamanla büyütmüş. Ne zaman oluştu bunlar, nereler? Yani 3 yıl içinde şu anda Amasya'mızda bir tanesi İhsaniye mahallemizde, bir tanesi üniversiteler bölgesinde, bir tanesi de Irmak kenarında burada. Evet. Danışman şubemiz. Bir tane havza Samsun Havuzu ilçemizde var. Çok güzel. Ve şekerlemeler sevgili izleyenler. Rengarenk şekerlere bayıldım. Evet. Biraz onları da anlatalım. Yani şekerleme olarak da lokumlarımız var. Maraş tarafından getirdiğimiz böyle lüks cevizlerden yapılmış köme diye söyleriz. Kömelerimiz var. Böyle draje gruplarımız var. Evet. Badem draje, fındık draje. Jöle lokumlarımız var tabii. Peki bu özellikle organik salça gruplarınız var. Evet. Bunu nereden getiriyorsunuz? Güneş kurutması salçalarımız Gaziantep'ten geliyor. Baharat çeşitlerimizi de Gaziantep'ten temin ediyoruz. Ama sevgili izleyenler ben en çok da şu sepete bayıldım. Burada çok güzel hurmalar var. Hurma da sofralarımızın vazgeçilmezi. Evet. Ramazan aylarında sofralarımızın vazgeçilmezi. Bunları nereden getiriyorsunuz? Harika bunlar. Yani hurmalarımız Medine hurması, normal İran hurması, dış ticaret yapan arkadaşlardan temin ediyoruz. Özellikle bu hurmayı temin etmek isteyenler Sergen İpek kuru yemişlerine lütfen ulaşsınlar. Evet. Yine aynı şekilde incirleri görüyorum ben burada. Biliyorsunuz Ege bölgesi inciriyle meşhurdur. Aydın'dan geliyor evet. Aydın'dan evet. O zaman Sergen İpek ne yapıyor? Yöreleri, Türkiye'yi Amasya'ya taşıyor. Ben onu gördüm. Son olarak ne söyleyelim? Son olarak yakın çevremizden, yakın illerden Amasya'mızı gezmeye gelenler oluyor. Yani dışarıdan yerli ve yabancı turistlere herkesi, Amasya halkımızı bekliyoruz inşallah. Evet, herkesi buraya çekirdek çitlemeye, bademleri yemeye, incirleri, hurmaları yemeye davet ediyoruz efendim. Evet, Amasya özel programımızda sizlerle birlikteyiz. Yayınımız sürüyor. Sergen İpek Kuru Yemiş'in sunduğu Meltem'le Zirvedekiler devam ediyor.
Bamya diyarı Taşova'dayız. Çiçek bamyası bu ilçeden dünyaya açılıyor, lezzetiyle sofraların sultanı oluyor. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk zirve konuğumuz olurken, Türkiye yüzyılında ilçede gelişmeleri ve hizmetleri Meltem Dikici'ye anlattı. Hoş geldiniz programımıza Sayın Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de güzel ilimizin güzel ilçesi olan Taşova'ya hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Taşova, Amasya'nın doğusunda yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan bir ilçemiz. İlçenin genişliği itibariyle de Amasya'nın ilçelerinin en fazla toprağa sahip olan bir ilçesi. Ama dağlık olan, toplamda 100 ilçemi dağlık olan bir ilçemiz. Rakamın 200'den yaklaşık 2000'e kadar çıktığı, farklı noktaların olduğu bir ilçemiz. Tabii bu ilçemize rakımın düşük olduğu yerlerde ayrı bir değer katıyor. Rakım yükseldikçe de özellikle yetiştirilen doğal ürünler, organik ürünler ve tarımsal ürünler itibariyle de ayrı zenginliklerin olduğu, yaylaların olduğu, doğal güzelliklerin olduğu, Boroboy Gölü gibi Türkiye'de çok az yere nasip olan bir doğal güzelliğin olduğu bir ilçemiz. Tabii özellikle ilçemizi marka değeri nedir diye sorulduğunda, ki siz de sordunuz, bizim de en fazla öne çıkardığımız ürünlerimizden bir tanesi işte sizin de biraz önce burada gösterdiğiniz çiçek bamyası. Taşova için hakikaten marka değerindedir. Aynı zamanda da Türkiye'de tonaj olarak üretimin en çok yapıldığı yerlerden bir tanesidir çiçek bamyamız. Çiçek bamyası, hemen kısa bahsedeyim. Nisan aylarında ekilen bir ürünümüz, Haziran'ın sonuna doğru Temmuz ayında da toplanmaya başlayan bir ürünümüz. Güneşi çok seven bir ürün, özellikle de Ekim ayının sonuna kadar hava şartlarına göre de toplanabilen bir ürün. Ve yine tonaj olarak dediğim gibi yaklaşık bizim sezonda ortalama 200 tona yakın üretimin yapıldı. Ve borsasının da, ticari ifadeyle borsasının da Taşova'da kurulduğu, hemen hemen yıl sonuna kadar çok rahat saklanabilen ve bozulmayan bir ürün. Dolayısıyla ilçemiz açısından katma değeri çok yüksek bir ürün olması hasebiyle hem Türkiye çapında bir marka değeri olarak Taşova'yı öne çıkaran bir ürün, hem de iç piyasada köylümüzün ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan bir ürün olması hasebiyle bizim için değerlidir, önemlidir ve herkesin mutfağı için de önemli bir üründür. Tabii bizim biraz önce dediğim gibi farklı rakımlarda yetişen çok farklı ürünlerimiz var. İşte onlardan bir tanesi de kuru fasulye, sırık fasulyesi dediğimiz yine marka değerinde olan bir fasulyedir. Yani 200 rakımlı yerlerde yetişen çok çeşitli sebzelerimiz ve rakım yükseldikçe çok çeşitli ürünlerimizin olduğu bir ilçedeyiz. Dolayısıyla bu ürünlerin pazarlanması adına bizim de aynı zamanda Anadolu kültürümüzün de bir parçası olan kapalı pazar yerinin gerekliliğini de bildiğimiz için belediye olarak 2022 yılında kapalı bir pazar yeri yaptık. Yaklaşık 3500 metrekare. 2 yıl önce de yine Cumhurbaşkanımız belediyecinin olmazsa olmaz dediğimiz o park, bahçe ve sosyal yaşam alanlarıyla alakalı millet bahçesi adını kullandığı bir kavramı ve çalışmayı ön plana çıkarmıştık. Dolayısıyla bizler de zaten halkımızdan aldığımız güçle, taleple ve onların ihtiyaçları istikametinde belediyeciliği yapmaya gayret ettiğimiz için böyle bir millet bahçesinin bizim halkımız için de gerekli olduğunu, vatandaşlarımızın sosyal anlamda zamanlarını geçirebilecekleri, gençlerimizin spor yapabilecekleri, yine etkinlik alanlarının olduğu bir millet bahçesi formatını ve yine millet kıraathanesi, millet kütüphanesinin de olduğu bu çalışmayı 2 yıl önce başlattık proje çalışmasını. 1 yıl önce fiili olarak uygulamaya döktük ve bu sene Temmuz ayında da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Dolayısıyla millet bahçesi 25 bin metrekarelik bir alan üzerine yaptığımız millet bahçesi, ki henüz eksiklerimiz var, tamamlamaya gayret ediyoruz. Bu sene binlerce insanımızın her akşam gelip oturduğu, ailece zamanlarını geçirdiği,
kahvaltılarını yaptığı, akşam yemeklerini yedikleri bir sosyal donat haline dönüşmüştür. Ve yine belediyeciliğin olmazlarından bir tanesi de sosyal kültürel etkinlikler. Çocuklarımıza yönelik yapılan çalışmalar. Çocuklarımızı hem okumaya, kitap okumaya yönetmemiz gerekiyor. Hem spora hem de kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizler bu manada ilçe belediye olarak kurduğumuz Taşova Belediye Spor Kulübü ile beraber çok sayıda çocuğumuzun da sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde zamanlarını geçirmelerine ve onları hem kültürel etkinliklerde hem de sportif etkinliklerde gelişmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Ve yine son dönem Gençlik Spor Bakanlığı'nın çalışmaları istikametinde, Bakan Bey ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde yüzme havuzu talebimizi ilettik ve birkaç ay önce yine yarı olimpik yüzme havuzu Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle beraber İnşallah hizmete girdi ve öyle zannediyorum ki şu an 300 tane vatandaşımıza, çocuğumuza hizmet ediyor. Dolayısıyla yani klasik belediyecilikten öte modern belediyecilik, sosyal belediyecilikle alakalı da hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Şu an taş tahkima çalışması Devlet Su İşleri tarafından yapılıyor, bitmek üzere. İnşallah bizler yine aynı güzergah üzerinde, yeni mahalle güzergahında ikinci millet bahçesi diye ifade ettiğimiz yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alana ikinci bir millet bahçesi projemizi çizdik. İnşallah yeni dönemde de bu projeyi hayata uygulayacağız. Birinci etap TOKİ'miz yapıldı. Vatandaşlarımız şu anda içinde oturuyorlar. İnşallah ikinci etapla alakalı çalışmalar hepinizin bildiği gibi 11 ilimizde olan depremle beraber, illerimizde olan depremle beraber TOKİ'nin yaptığı çalışmalar biraz ertelenecektir. Öyle görünüyor ama inşallah bizler ikinci etap TOKİ ile alakalı hizmetlerimizi de vatandaşlarımıza buluşturmaya gayret ediyoruz. İlçe ekonomisini güçlendirme ve ülke ekonomisine katma değer sağlama adına organize sanayi ile alakalı çalışmalarımızı başlattık 2 yıl önce. O süreç halen devam ediyor. Yaklaşık 850 dönümlük bir alanda bu çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan tarımı güçlendirirken diğer taraftan da sanayiyi geliştirme adına elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Tabii bu bir ekip çalışmasıdır. Başta Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla beraber. Çünkü bizler ondan aldığımız ilhamla yolumuza devam ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle beraber hükümetimizin, bütün bakanlarımızın desteği, milletvekillerimizin desteği ve siyasi iradenin ve teşkilatlarımızın desteğiyle beraber İnşallah bu yolda emin adımlarla Taşova'yı geliştirmeye, Taşova geliştirirken de Amasya'yı geliştirmeye, dolayısıyla Türkiye yüzyılına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. İnşallah gelecek yüzyıl Türkiye'nin ve Türkiye'nin bir parçası olan Taşova'nın huzurla yaşayacağı günlerin geleceği bir yıl olmasını, yüzyıl olmasını arzu ve temenni ediyoruz. Yörede orman ürünleri de önemli yer tutuyor. Taşova'da istihdama katkı sağlayan Atak Kontrplak yeni atılımlarıyla da dikkat çekiyor. Satış Müdürü Sezai Andaç'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. Atak Kontrplak ne zaman kuruldu? Yaklaşık biz 10 yıllık bir firmayız. Daha önce İstanbul'da faaliyet gösteriyorduk. Hala orada makara ve sandalye olarak üretimimiz devam ediyor. Ürün olarak daha çok
kontraplak üretiyoruz. Kontraplak başta mobilya sektörü olmak üzere mobilya, inşaat, gemi imalatı, yat bu gibi alanlarda kullanılan bir ürünümüz. Onun yanında inşaat sektöründe kullanılan plevut üretiyoruz. Üretimimizin yaklaşık %50'sini başta Çekya, Polonya, Yunanistan, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine göndermekteyiz. Diğer kalan %50'si de iç piyasada tüketilmektedir. Genel olarak bu şekilde çalışmamız. Hedefimiz de tabii bütün firmalarda olduğu gibi büyüme, piyasada daha kaliteli, etkin, özellikle yurt dışı odaklı büyümek, ülkemize daha çok vergi, daha çok istihdam sağlamak, daha çok vergi ödemek. Şu anda mevcutta 100 kişi burada çalışıyor, 50 kişi de İstanbul'da çalışıyor. Toplamda 150 kişilik bir istihdamımız var. Bu şanssızlık olmasaydı şu anda yani yangını kastediyorum. Şu anda burada yaklaşık 180 kişi çalışması programlanıyordu. Bu bizi yıldırmadı tabii. Biz sadece hedeflerimizde bir takım gecikmelere yol açtı. Ama önümüzdeki inşallah seneye geldiğinizde burada sadece bunu 200 kişi çalıştırırız. Bunun yanında az önce bahsettiğim gibi turizm ve enerji alanındaki yatırımlarımızda da yaklaşık bir 50-60 kişi kadar çalıştırmayı hedefliyoruz. Ülkemize üretip katkı sağladığımız için mutluyuz. Taşova gibi, Taşova'nın burası en büyük sanayi kuruluşu. Yıllardır böyle bir yatırım yapılmamış. Biz önce olduk. İnşallah bizden sonra da gelen arkadaşlarımız olur. Bölgede bir sinerji yaratırız. Bölgenin kaderini değiştiririz. Genç arkadaşlarımıza da biz sıfırdan geldik. Çalıştık. Bir şeylerin sahibi olduk. Çalışınca oluyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ülkemiz büyük. İmkanlarımız geniş. Çalışsınlar. Özellikle birikimli olsun gençlerimiz. Okullarda kendilerini çok iyi yetiştirsinler. Tekrardan teşekkür ediyorum ilginiz alakanıza. Ziyaret kasabası Amasya merkezde yer alan bir belde. Meyvecilik bu kasabaya değer katıyor. Başkan Mehmet Uyanık 4 dönemdir kasabasına hizmet veriyor. Ziyaret beldesi Türkiye yüzyılında yatırımlarla büyüyor. Şimdi sözü Başkan Mehmet Uyanık'a bırakıyoruz. Harika bir kasaba. Merkeze yakın bir yer. Neresi? Ziyaret kasabasındayız. Sayın Mehmet Bey ile beraberiz. Birazdan kendisi güzel bir şekilde bizlere hizmetlerinden bahsedecek. Aynı zamanda kendisinin en büyük özelliği de 4 dönemdir kasabasına hizmet vermekte. Ben tebrik ediyorum sizi öncelikle. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Beldemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kalan 7 televizyon olarak. Sayın Başkanımız 4 dönemdir gerçekten çok güzel projelerle bölgeyi canlandırmış. Bu projelerini de kendisinden dinleyeceğiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz diyoruz programımıza. Hoş bulduk. Ve sizleri dinleyeceğiz birazdan. Sağ olun, var olun diyoruz. Bizleri de misafir ettiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Beldemiz, belediyemiz 1958 yılında belediye olarak kurulmuş. 65 yıllık bir belediye. Amasya 2 kilometre mesafede Şirin bir beldemiz. 4560 nüfusumuz var. Halkımızın geçim kaynağı tamamen meyvecilik olup refah düzeyi olarak da Amasya'da beldeler ve köyler içerisinde refah düzeyi en yüksek bir beldedir. Beldemizde Devlet Su İşleri tarafından bir gölet yaptırdık ve bu göletimizin etrafına sosyal tesisler belediye olarak 4 mevsim adı altında bir sosyal tesislerimiz mevcut. Yine Devlet Su İşleri tarafından beldemize ikinci bir gölet yapılmaktadır. Bunun inşaatı hızlı bir biçimde devam etmektedir. Ayrıca beldemizde ki derelerin tamamen dere ıslahları yapılmıştır.
Ayrıca beldemizde birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap TOKİ'ler yaptırılmış. Birinci ve ikinci etap TOKİ'lerin hak sahiplerine teslimi yapılmış. Üçüncü etap TOKİ'lerimizde birkaç içerisinde hak sahiplerine teslimi yapılacaktır. Dördüncü etap TOKİ'miz ise yine projelendirilmesi yapılmış olup Aralık ayı içerisinde ihalesi yapılacaktır. Beldemizin tamamen altyapısını yenilemiş durumdayız. İçme suyu şebekemlerimizi, kanalizasyon şebekemizi yeniledik. Ve artı telefon hatlarını, elektrik hatlarını tamamen yer altına alarak altyapı sorununu bitirdik ve tüm caddelerimizin tamamını sıcak asfaltla kaplamış bulunmaktayız. Ara sokaklarımızın tamamını parke olarak döşedik. Ayrıca bir de gölbaşı olarak bir sosyal tesisimiz var. Bu 4 mevsim ve sosyal gölbaşı sosyal tesisler olarak bu iki tesisimizde işletmecilerimize müstecire vererek belediyemize gelir sağlamaktayız. Yine beldemizde tamamen belediyemiz imkanlarıyla güzel bir millet bahçesi yaptık ve gerek ziyaret gerekse Amasya merkezdeki insanlarımızın cazibe merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Gördük ki bu millet bahçemiz biraz küçük, yetersiz ve önümüzdeki günlerden itibaren de tekrar ikinci etabını yaparak büyütme çalışmalarımız devam etmektedir. Yine beldemizde hiç kütüphane yoktu. 10 bin kitaplı olan güzel bir modern gençlerimiz için kütüphane yaptık ve hizmetlerine sunduk. Yine gençlerimiz için tamamen belediye imkanlarıyla iki tane gençlerimize halı saha yaptık ve hizmetlerine sunduk. Ziyaret belediyesi olarak yine beldemizde düğünü olan, nişanı olan insanların nişanlarına belediye otobüslerimizi, düğünlerine belediye otobüslerimizi tamamen ücretsiz olarak herkese tahsis etmekteyiz. Ve sürekli halkımızla iç içeyiz. Halkımızın dertleriyle dertleniyoruz, sevinçleriyle seviniyoruz. Her zaman onların yanında olmaktan kendimizi mutlu ve bahtiyar hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ilgili olarak da çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda beldemiz tarımda özellikle meyvecilik konusunda ön plandadır. Bu konuda vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin ürünlerini yurt dışına pazarlamaları için elimizden gelen gayretleri, çabaları göstermekteyiz. Ve bu konuda kirazımız, şeftalimiz ve elmamız yurt dışına ihracı yapılmaktadır. Bu konuda da ziyaret belediyesi olarak vatandaşlarımıza her türlü katkıyı sunuyoruz, öncülük yapmaktayız. Ayrıca iki tane sosyal tesislerimizle beraber turizm konusunda da Amasya'da yer almak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ve ayrıca yine Aynalı Mağara diye bir mağaramız var. Üç mağaralar diye mağaralarımız var tescilli. Artı 3 tane camimiz tescilli, 1 tane Cumhuriyet Meydanı'nda çınarımız tescilli, 2 tane çeşmemiz, tescilli çeşmemiz var. Onların da bakımını, onarımını, her türlü giderlerini ziyaret belediyesi olarak yapmaktayız. Ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda ülkemizi, beldemizi gerek tarımda gerekse turizmde ön plana çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu da en iyi şekilde başaracağız ve temsil edeceğiz efendim. Biz diyoruz ki her şey ziyaret için, ziyaretin büyümesi, gelişmesi ve ilçe olması yolunda gecemizi gündüzümüze katarak tüm arkadaşlarımla beraber çalışmaktayız. Bu konuda bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
Merzifon'da yatırım yapan Zentek Makina Kalıp ve Plastik Sanayi, istihdama katkı sağlayan firmalardan. Firmanın yönetim kurulu başkanı Veysel Zengin'i konuk ediyoruz. Küçük sanayide 250 metrekare bir dükkanda başlayarak 2018'e kadar orada farklı 3-4 tane dükkan tutaraktan işlerimizi devam ettirdik. 2018 yılında Merzifon Organize Sanayi'de ilk inşaatımızı yaptık ve işine yerleştik. Organize Sanayi'ye geldiğimizde 12 personelimiz vardı. Daha sonrasında OSB'de yıldan yıla her gün eleman sayımızla, iş gücümüzle, makine gücümüzle artarak devam etti. Şu anda 110 çalışanımız var. 10 farklı ülkeye ihracatımız var. Davulunbaz sektöründe komponent olarak Türkiye'de yani rakibimiz yok denilecek derecede komponent üretimi var davulunbaz sektöründe. Artı davulunbazın da tamamının üretimini yapıyoruz. Yani davulunbaz, aspiratör, bunların da tamamının üretimini yapıyoruz. Yeni genişleme alanlarından arazi talebimiz var. Yani bir 40 dönüm kapalı alan yapabilecek potansiyelde olan bir arazi bakıyoruz. Merzifon Organize Sanayi'nin 3. bölgesi açıldığında öyle bir talebimiz var. Günün şartlarında baktığımız zaman ekonomik olarak iyi bir durumdayız ve ülkenin de ekonomisine katkı sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Davulunbaz sektörü üzerine ve alüminyum filtre, blower dediğimiz davulunbaz ve aspiratörlerin içindeki motor grupları, aydınlatması, anakart kutuları, tüm komponentlerin üretimini yapıyoruz ihracat olarak. Bundan sonraki hedeflerimizde davulunbazın içinde kullanılan bir motorumuz var. Gölge kutuplu ve yuvarlak S motor dediğimiz gruplar var. Şu anda onun yatırımına başladık. İşte pres yatırımlarını, makine yatırımlarını yaptık. Yeni üretim olarak motorunu da tamamen kendi içimizde üreteceğiz. Ve daha sonrasında ocak, fırın, ankastre olarak bunlara girmeyi hedefliyoruz. Yani bir 5 yıl civarında sürebilir bunlar. Tabii ki bunun için yer gerekiyor, bina gerekiyor. İlk önce bina yatırımı. Bunlar bittikten sonra da bunların yapmayı hedefliyoruz. Hayalleriniz olacak, hayallerinize ulaşmak için çalışmak olacak, hedefleriniz büyük olacak. Hayal olmayanın hedefi de olmaz. Hedefi olmayanın da bir başarısı olmaz. Amasya'da elma yemek de ayrı bir keyif. Elma çayının coğrafi işareti alınmış. Elma çayları yöreye gelenlere yazın serinliği, kışın da içi ısıtan bir sunumuyla hoş geldin diyor. Elma çayının hasını, güzelini, organiğini araştırdık. Köylüm Gurme'nin ürettiği elma çayını bulduk. İşletme sahibi Selim Kaya bu işin mucidi aynı zamanda. Meltem Dikici Amasya sokaklarında elma çayını sizler için içti. Ve neredeyiz şimdi? Evet Selim Bey, sizi öncelikle buraya alayım. Merhabalar. Efendim merhabalar, hoş burası geldiniz. Burası neresi? Hoş burası Amasya İçerişehir dediğimiz mevki, Hatun Ev Mahallesi diye geçer. Evet. Daha ağırlıklı turizme yönelik ticaret yapılır burada. Evet. Şu an bizim dükkanımızdasınız, Köylüm Gurme. Amasya'dan ne götürebilirsiniz sevdiklerinize? Elma çayı götürebilirsiniz. Elma Türk kahvesi götürebilirsiniz. Elma lokumu götürebilirsiniz, elma kolonyası. Yani elmaya dair 35 çeşit ürünümüz mevcut. Evet sevgili izleyenler, şimdi bu sebilin içerisinde harika bir tat var, lezzet var. Bunun ismine de biz elma çayı diyoruz. Biz burada elma çayı ikramıyla Amasya'ya hoş geldiniz dediler bizlere. Nasıl, ilgi oluyor mu? Evet, ilgi çok. Seviliyor. Meşhur elma çayımız Amasya'nın.
tavsiye ediyoruz. Özellikle de içinde parçacık olması, evet, değil kesinlikle. Mi? Nedir bu elma çayı? Elma çayı nedir? Elma çayı sıcak ya da soğuk tüketilebilen, hazır, hiç kendimizi yormadan, yani kaynatmaya gerek duymadan bir su bardağı suya iki tatlı kaşığı, dediğim gibi sıcak ya da soğuk suya ilave ediyoruz, karıştırıp içiyoruz. Bunun en büyük özelliği içerisinde parçacıkların olmasıdır. Biz bu parçacıkları Amasya misket elmasından elde ediyoruz ve içerisine atıyoruz. Bağırsakları çalıştırır, en büyük faydası budur. Hazımsızlığa iyi gelir. Ve bir de elma da asit oranı yüksek olduğu için kilo verdirir. Elmalı bir Türk kahvesi hiç içtiniz mi? Bunu da sizler için araştırdım ve Selim Bey bana bunu nasıl icat ettiğini bir anlatırsa anladım. Çok memnun olacağım. Anladım. Harikaydı. Ben normalde çok kahve içmem ama bundan içtim. Şimdi normal Türk kahvesini baz alalım. Elmayı kaynatıyoruz, suyunu alıyoruz. Suyunu soğuttuktan sonra distilasyonla püskürtme yöntemiyle kahvenin üzerine püskürtüyoruz. Evet. Sonra püskürttüğümüz kahveyi bir tık fırınlıyoruz. Paketlere dolduruyoruz, satışa hazır hale getiriyoruz. Yani elmalı Türk kahvesi, elmalı sıcak çikolata, elmalı salep, elmalı dibek kahvesi, elmalı üç birader, elmalı filtre kahve aynı yöntemlerle hazırlanmaktadır. Ben tabii ki bu araştırmaları yaparken bir de antika bölümüyle alakalı, evet, ilginç bir kısımla karşılaştım. Bunu da paylaşalım lütfen. Antika dükkanımız mevcut. Babam emekli olduktan sonra, babamın kahve alışkanlığı yok. Evde duramıyor. Dışarıda vakit geçiremedi. Köye de gidemedi. Biz dedik ki babamıza bir iş olanağı sağlayalım. Kendisine antika dükkanını açtık. Şu an biraz önce de gittiğimiz gibi bu ticareti yönetmekte. Çevre illerden, ilçelerden, köylerden kendisi gider, kendisine gelenler olur. İşte antika maliyetini taşıyan eski bakır eşyalar, süs eşyaları burada kendisi de satışa sunmuştur. Son olarak ne diyelim? Bu çaylar nasıl temin edilir? Nasıl gelsin alsınlar sizden? Buraya mı gelmeleri gerekiyor? Hayır. Kargo var mı? Olur mu? Kargoyla çalışıyoruz, evet. Instagram adreslerimiz var. Köylüm Gurme, memleketten evinize diye. Evet. Telefon numaralarımız mevcuttur. İlla buraya gelmelerine gerek yok. Dediğim gibi kargoyla isterlerse kapılarına kadar gönderiyoruz. Amasya'ya geldiklerinizde herkesi elma çayı içmeye bekliyorum. Biz elma de sizler için Amasya'nın güzel elma çayını İçiyoruz efendim. Afiyet olsun. Sizin yerinizde ben içiyorum. Siz de siparişinizi verin. Afiyet olsun. Sergen İpek Kuruyemiş Meltem'le Zirvedekileri sundu.